başlayacağız. Hadi evet dedim mi? Ha evet şey YouTube'dan da soru gelebiliyor değil mi? Orayı da açmak lazım. Aynen aynen. Orayı şu an açıyorum. Okey. Link var mı YouTube linki? Varmış. Ben onu şey yapabilirim ama. Tamam. Tamamdır. Şu anda başladık. Evet dedi. Anna. Dur şuradaki sesimi kapatayım. Neyse herhalde bir giriş yaparsın. Ben de çift ses oldu. Pardon. Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz. Öncelikle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bugün oyun tasarım ve programlama okulunun tanıtımını yapacağız. Hocalarımız burada. Evet, teşekkür ederiz geldiğiniz için. Şimdi başta sözü Altı Hocama bırakacağım. O genel bir tanıtım yapar. Sonra diğer hocalarım kendi konularıyla ilgili tanıtımları yapar. Daha sonra sizlerin sorularını cevaplayacağız. Herkesin sesini kapattım. En son soru cevap kısmını da açacağım. Altı Hocam top sizde. Çok teşekkür ederim. Öncelikle herkese yayına bu tanıtıma katıldıkları için gelen herkese teşekkür etmek istiyorum. Ve ben çok heyecanlıyım gerçekten. Çünkü böyle yeni bir programa adım atıyoruz. Bunun bütün heyecanını içimde çok fazla hissediyorum. Biraz konuşmamı da etkiliyor bu açıkçası. Şimdi programdan biraz bahsetmeden önce isterseniz kendimden çok kısa söz edeyim. Ben halen üniversitelerde ve bazı oyun firmalarında eş zamanlı olarak çalışıyorum. Üniversitelerde özellikle oyun tasarımı ve monetizasyon, onun dışında oyun estetiği konusunda şu an ders veriyorum. Aynı zamanda işte çeşitli türde oyunlar üreten firmalar içinde genelde freelance olarak gene tasarımcı ya da monetizasyon tasarımcısı olarak görev yapıyorum. Adım Altı Işık'ın bu arada, onu tabii söylemeyi unuttum. Bu işi akademide 2006'dan bu yana yapıyorum. Yani yaklaşık 14 yıldır bu konuda sürekli dersler veriyorum, yayınlar yapıyorum, konferanslara, seminerlere katılıyorum. İşte ODTÜ'de seminerlerimiz oldu, çeşitli yerlerde yani. GameX'te workshoplarım oldu, Pixel için workshoplarım oldu. Yani uzun bir süredir eğitimler veriyorum. Eğitim organizasyonlarının içinde bulunuyorum. Kutu oyunları yaparak esasen başladım bu işe. Ki bu işin mutfağı sayılır bu. Ama tabii ki dijital oyunlarla da çok uzun zamandır haşır neşirim. Son 3-5 senemi de biraz daha üniversite ortamının dışına çıkıp oyun endüstrisi içerisinde kendime de bir yer açmaya çalıştım. Çünkü bu işin niteliğini bilmek kadar aslında bu bilgiyi ürüne dönüştürmek de bana çok önemli geliyor ve aynı zamanda çok zevk aldığım bir şey. Biz okullarda her dönem konuşmanın dışında çok sayıda oyun üretiyoruz. Yani yüzlerce oyun yapıldı. Bunların hepsi benim için çok önemli bir tecrübe de oldu. Ve şimdi de benzer bir düzen içerisinde bu bilgiyi, tecrübeyi ve yapma isteğini bu kez İFA ortamına taşımak istiyorum. İstiyoruz diğer eğitmen, öğretmen, hoca arkadaşlarımla beraber. Ki yani İFA'yı tanıtmaya herhalde gerek yok. Çok iyi tanınan, çok iyi bir yere gelmiş, çok bilinen hocalarla son derece güzel programlar ve dersler önermiş. Çok iyi bir sahibi var hocam. Beysi hocam sayesinde
Dolayısıyla biz Veysi Hoca'nın bu güzel oluşturmuş olduğu seneler içindeki bir ortama, bu ortama kendi bilgi ve deneyimimizi de katmanın hani bir formülünü aradık ve sonunda bu İFA'ya yeni bir program getirmiş olduk el birliğiyle. Şimdi bu programdan belki kısaca bahsetmekte fayda var. Şimdi tabii öncelikle insanların oyuna ilgi duyan insanların temelde bir takım soru ya da istekleri oluyor. Yani işte diyorlar ki ben oyun yapmak istiyorum. Bu benim işim bu olsun. Oyun yapmak olsun diyenler var. Başkaları zaten oyun sektöründe, oyun işlerinin içinde ama daha güçlü ve daha cazip oyunlar yapmanın peşinde oluyorlar genellikle. Ya da yani kendilerini alanında daha geliştirmek istiyorlar. Bir bakıma aslında kendilerini rahatsız eden eksiklikler hissediyorlar. Onları bir kısmı gidermek istiyor. Belki daha rekabet edebilir hale gelmek istiyorlar. Bir kısmının çok basit bir isteği var. Yani bir sonraki büyük oyun herkesi hayran bırakan benim oyunum olsun diyorlar. Bir kısmı da aslında oyun dışı alanlardan geliyor ve benim uzmanlık alanıma ben oyunları oyunlaştırmayı yani biraz neşe ve rengi nasıl katabilirim diye de düşünenler oluyor. Şimdi biz esasen bu program içerisinde bir kere bu tip arzusu olan, bu tip istekleri olan insanların ihtiyaçlarını geniş diyebileceğimiz bir yelpazede yanıtlayabilmek istiyoruz. Yani daha iyi oyun yapabilmelerini, işte yaptıkları oyunları daha iyi yere getirmeye, işte onları belki yayınlama şansı bulmaya yardımcı etmek istiyoruz. Bu yolda katkı koymak istiyoruz. Dolayısıyla bu alanın içinde bu alanın bir parçası olmak isteyenlere bir yardımcı, aracı olmak istiyoruz. Bunun için de bence çok güzel, geniş, kapsamlı diyebileceğimiz. Fakat örneğin şimdi üniversitelerde de var böyle bölümler ama onlarla kıyasla bu kadar uzun süre gitmeyen, bu kadar maliyetli olmayan da bir alternatif aslında oluşturup ortaya koymaya çalıştık. Yani bu alternatifin adı aslında biz İFA oyun geliştirme programı diyebiliriz. Daha kısa bir süre içerisinde size daha az zamana ve belki maddi harcamalara yardımcı olabilecek. Ama kalite, kapsam olarak yine de o düzeyde, onunla yarışabilecek düzeyde bir yapı oluşturmak istedik ve bu yapıyı da burada size sunmak istiyoruz. Şimdi bu yapıda, bu İFA oyun geliştirme programında neler var, neler sunuyoruz burada? Bir kere bizim çok kapsamlı bir programımız var. Bu programı biz oyun geliştirme ana başlığı altında 4 tane farklı dala ayırdık. Ki bu bir bakıma endüstride de karşılığı olan bir bölümde. Birincisi bir oyun tasarımı dediğimiz bir alan var. Bu en belki de bizim burada sunduğumuz program açısından en önemli, en spesifik ve pek çok başka yerde aslında düzgün bir şekilde bulunmayan ayaklardan bir tanesi. Çünkü grafik yapmak öğretilir, kodlama öğretilir ama oyun tasarımının kendisi ne çok iyi biliniyor. Yani çoğu kişi bu nedir diye bile biliyor. Hem de hani sunulamıyor. Bu konuda bir eğitmen açığı da var açıkçası. Ama bizim bir avantajımız burada bu dalla ilgili, oyun geliştirme için ki bu dalla ilgili bir şey sunabiliyoruz. Bunun yanında ikinci bir dal olarak monetizasyon konusuyla ilgili
derslerimiz var. Bu günümüzde çok daha önemli bir şey artık. Çünkü oyunları dolaşıma sokma, oyunlardan gelir elde etme şekilleri çok fazla değişti. Yani eskiden gider işte bir DVD ya da CD satın alırdınız, PC'nizde oynardınız ya da konsol satın almanız gerekirdi. Ama şimdi mesela free to play, yani ücretsiz oyunlar var, cep telefonları var. Ve bütün burada oyunların pazarlanma ve onlardan gelir elde etme çerçevesi de çok değişti. Çok hareketli, sürekli değişim halinde. Biz bununla ilgili de bir patikamız var programımızın içinde. Onun dışında birçok alt dala ayrılan bir art kısmımız var ki bunun içinde ana başlıklar olarak ses ve grafiği gösterebiliriz. Ama ses kendi içinde, örneğin ses efektleri, müzik gibi dallara ayrılıyor. Bunlar var bizim programda ve grafik anlamda da işte hem iki boyutlu, üç boyutlu grafik hem de animasyon var ki gene biz program içerisinde bunun yani alt dallarında sunuyoruz. Son olarak bir de kodlama dalımız var bu program içerisinde. Biz programımızda daha çok Unity tabanlı bir çerçeve öngörüyoruz. Şu an çok güçlü bir oyun geliştirme aracı ya da ortamı Unity. Her yerde kullanılıyor. Çok büyük projelerde bile. Dolayısıyla bu çerçevede ilerliyoruz. Bir kere böyle bir kapsamlı, dediğim gibi bu dört ana dal ve onun altındaki patikalara ayrılmış. İçinde naratif dizaynda olan, level dizaynda olan, game dizaynda olan, iki boyutlu animasyon, üç boyutlu modelleme ve animasyon gibi bütün farklı dalların olduğu, ama bunları isterseniz hani birlikte daha birden çok derse katılarak aslında birlikte de yürütebildiğiniz, ama isterseniz tek tek de sırayla da alarak ilerleyebildiğiniz son derece esnek ve aynı zamanda zengin olduğuna inandığım bir program oluşturduk. Bu sunulabileceğimiz ilk şey ya da sunuyoruz. İkincisi çok deneyimli bir kadromuz var. Yani birazdan arkadaşlarım hepsi kendini tanıtır. Ben zaten kendimden bahsettim. Ben oyun tasarımı, monetizasyon ve level design konularında çok uzun süredir hem yapma hem eğitme tecrübesine sahibim. Naratif design konusunda, hikaye, senaryo konusunda gerçekten yine yıllanmış tecrübeye sahip bir arkadaşımız var. Grafik konusunda öyle. Ses konusunda, kodlama konusunda. Yani kadromuzun gerçekten iyi ve bu işten anlayan, tecrübeli bir kadro olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla programımızın size sunabildiği ya da sunacağı ikinci bir şey bu. Üçüncüsü ki bence bu çok önemli bir ayak. İFA olarak bizim oyun endüstrisiyle bir takım ilişkiler içerisinde olma, burada ilişkiler inşa etme şansımız var doğal olarak. Zaten oturmuş ya da kurulmuş bir takım ilişkiler var. Bunlar da açıkçası İFA'ya katılacak olan kişiler için bir avantaj. Çünkü ürünlerini basitçe yapmış olmakla kalmayacaklar, ama bunları çeşitli mecralardan kişilere, endüstri içinde belli bir noktaya gelmiş kişi veya şirketlere gösterme, belki onlarla işbirliği içerisinde bir şey yapma şansı bulacaklar. Dolayısıyla biz burada sadece teori öğrenmekle kalmış olmayacağız, ama aynı zamanda fikirlerimizi gerçek ürünlere, prototiplere ya da belki bitmiş ürünlere dönüştürebileceğiz ve daha sonra bu ürünlerin endüstri ve piyasa içerisinde
değerlendirme şansı da olabilecek. Böyle bir avantajlı bir şeyi daha ben sunabildiğimizi düşünüyorum. Yani işte bir takım endüstri temsilcilerinin katıldığı game jamler olacak. Bir takım yarışmalar ya da oyun geliştirme maratonları gerçekleştirecek. Dolayısıyla biz burada özellikle pratiğe yönelik olan ve ortaya çıkan şeylerin de bir değerlendirme şansının olduğu bir yapı inşa etme çalıştık ve bunu hayata geçirmek istiyoruz. En kısa sürede bize katılan, bizimle birlikte derslere gelip çalışmaya başlayan kişilerin en kısa sürede yaptıkları şeylerin iyi yerlere gelmesini de gerçekten çok arzuluyoruz, çok istiyoruz bunu. Bir sevinç olur yani bizim için de, o kişiler için de çok sevindirici olur. Bizim için de böyle bir şeye vesile olabildiğimiz için gerçekten çok sevindirici olur ve bunun için çalışmak ve yardımcı olmak istiyoruz. Ve bu bahsettiğim çerçeveye dahil olmak istiyorsanız şimdi hemen bu sonuçtan sonra Veysi hocamla, İFA'daki yetkili arkadaşlarla temasa geçip daha fazla detay, nasıl kayıt olunuyor, tüm bunlarla ilgili bilgi alabilirsiniz. Hemen ilişki, iletişim kurabilirsiniz bu sorusun akabinde. Benim bu noktada şimdilik söylemek istediklerim bu kadar. Belki öbür hoca arkadaşlarım bir iki bir şey söylemek isterler kendi alanlarıyla ya da kişilikleriyle ilgili. Ondan sonra da belki soru cevap kısmına geçebiliriz. Bilmiyorum, Meysa hocam ne diyorsun? Tabii ki hocam. Arkadaşlar, sorusu olan raise hand seçeneği var participant kısmında. Orada elini kaldırabilir. Şimdi sözü diğer hocalarımıza bırakıyorum. Mehmet Ali. Tamam, ben başlayayım. Mehmet Ali Şen ben. Size narratif design anlatı tasarımı dersini vereceğim. Biraz kendimden bahsedeyim. Ben senaristim aynı zamanda. 2010'dan beri senarist, yani profesyonel olarak senaristlik yapıp para kazanıyorum. 2018 yılında da işte Türk dizilerinden biraz uzaklaşıp acaba oyun dünyasında da bir şansım olabilir mi gibi bir soruyla yola çıktım ve işte şansımı da denemeye başladım. Birazcık tecrübe de kazandım. Aynı zamanda Altı Hoca'nın öğrencisiyim. Bahçeşehir Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Oyun tasarımı üzerine. Narrative design, yani senarist olmamın bir avantajı var. O da şu, yani narrative design anlatı tasarımı dendiği zaman bu aslında yani senaryonun temelini oluşturan hikayede yapı kurma denen şey de çok omuz omuza giden bir durum. O yüzden ben derste bunu anlatacağım. Yani bunu anlatmak zorunda olduğumu düşünüyorum. Ancak işin içine oyuncu denen şey, kavram, kişi girdiği zaman bu yapı ve bu hikaye kurma biçimi nasıl değişiyor? Bunun üzerine eğileceğim. Çünkü bu yani bir hikaye interaktif olduğu zaman interaktif olmayan bir hikayeden nasıl ayrılıyor ve biz hikayeyi o zaman nasıl kurmalıyız? Hala çok tartışılan bir konu ve işte oyunda anlatı tasarımının en büyük derdi. Bununla ilgili çok vakit harcayacağız. Yani oyuncu kavramı durumu nasıl değiştiriyor? Süre gelen bir hikaye kurmak değil de hani ufak hikaye parçacıkları bir alana yerleştirip oyuncuyu yönlendirme nasıl yapılır? Bunun üzerine çok konuşacağım. Ondan sonra karakter yaratma, dünya yaratma, masaüstü FRP oyunlarından epey feyz alıp onlar bu işi seneler önce masaüstüne nasıl başarmış ve oyun dünyası buradan nasıl faydalanıyor? Bunun üzerine epey bir konuşacağız ve hani bunun üzerine küçük ödevler, egzersizler yaparız diye düşünüyorum. Daha sonra şeyden de bahsedeceğim. Dediğim gibi 2018'den beri çalışıyorum. Roko Soft ve Cultic Games diye yani hikayeli oyunlar yapan iki firmada çalışma fırsatım oldu. Oradaki tecrübelerimden bir narrative designer ne yapar, ne yapmalıdır, kreatif direktörüyle nasıl çalışmalıdır,
Oyunun pre-prodüksiyonunda neler yapılıyor, oyun bir yandan işte hani kodu yazılırken, bir yandan animasyonları yapılırken, narrative designer o insanlarla nasıl omuz omuza çalışmalı gibi şeyleri tecrübe ettim, gördüm, hatalar yaptım işte falan. Bunları anlatıyor olacağım. Başka ne notlar almışım bakıyorum. Bir de birkaç tane kullanılan program var. RTC Draft, Twine gibi. Bunlardan da bahsedeceğim. Ne işe yarıyor bunlar? Diyalog yazarken bir filmde diyalog yazmaktan çok daha farklı. İşte nasıl o diyalogları hani bir ağacın dalları gibi ayırıyoruz ve böyle oyuncuya farklı seçenekler sunuyoruz. Nasıl yapmalıyız bunu? Bununla ilgili bazı muhtemelen bir iki hafta ayırırız buna da diye düşünüyorum. Genel olarak böyle işleyecek. Keyifli olacağını düşünüyorum. İşin önemli bir kısmı, eğlenceli de bir kısmı ve Türkiye'de çoğunlukla es geçilen bir kısmı. O yüzden bence bunu öğrenmekte, yani ileride narrative designer olarak çalışmasanız bile fayda var. Umarım katılırsınız ve keyifli olur. Sorusu olan varsa da sonra ekstra cevaplamaya hazırım. Şimdi sözü başka bir hocama bırakmaktan mutluluk duyuyorum efendim. Yusuf hocam hazır mısın? Hazırım hocam, selamlar. Geliyor değil mi sesim? Geliyor, evet. Merhabalar arkadaşlar, ben Yusuf Işık. 2014 yılında Mimarlık Fakültesinden mezun oldum. Oyun programlamayı da aslında fakülte döneminde başladım ben. 2012-13 gibi. Yani yaklaşık 7 yıldır falan oyun programlıyorum. Bu süreçte 10-15 tane yaklaşık oyunum var. Bitmeyenlerle beraber hani 30'u bulmuştur. Bu programda kodlama dersi vereceğim. Tabii kodlama dersi çok geniş bir konu. Yani kodlamaya başladınız mı sonu yok. Ama ben hani giriş olarak Unity ile başlayacağız. İşte ilk derslerde programı tanıma, arayüzler, nerede ne var gibisinden. Sonra programın çalışma mantığı, sonra da işte C# devam edeceğiz. Çünkü Unity'de kodlama dilimiz C#. Birkaç hafta bununla ilerledikten sonra ondan sonra işte bir prototip oyuna geçeceğiz. Hani Mario gibi ben düşündüm şu anda ama o değiştirebiliriz gene şeye bağlı. Beraber hani yavaş yavaş sıfırdan hani oyun nasıl programlanır, ne aşamaları var. Çünkü oyun programı normal programlamadan biraz daha farklı. Normal programlamada sabit bir framework'ümüz var. Oyun programlama canlı bir motor gibi yani sürekli çalışıyor. Onun içerisinde girişler çıkışlar yapıyorsunuz akışta. Hani mantığı bir tık daha farklı. Hem onu da beraber işlemiş olacağız. Programın sonunda hani elimizde oynanabilir güzel bir oyunumuz olacağını düşünüyorum hep beraber. Genel olarak böyle. Kendim de aktif olarak şu anda hypercasual oyunlar geliştiriyorum. Rolik Games var İstanbul'da. Onlarla beraber oyun geliştiriyoruz. Aynı zamanda store'a çıkıyoruz. İşte marketing testleri yapılıyor. Yani sektörün içindeyim bir yandan. Bir yandan da ben de Altı Hoca'nın öğrencisiyim okuldan, Bahçeşehir'de. Mehmet Hocam'la aynı şeyde sınıftayız. Genel olarak böyle. Sorularınız olursa da tekrardan cevaplamak isterim. Teşekkür ederim hocam. Burak hocam hazır mısın? Evet hazırım. Top sende. Herkese merhaba. İsmim Burak Karakaş. Aslen 2001 yılı Bilgi Üniversitesi Müzik Kompozisyon mezunuyum. Fakat küçüklükten gelen bir oyuna tutkuyla birlikte aynı zamanda işte Amerika'da Long Island Üniversitesi'nde audio eğitimi aldım. Sonra Türkiye'ye döndüğümde Alper Sarıkaya ile işte iki tane oyun yaptık. Manuganu ve Sword of Solan. Ardından tamamen bu işi devam ettirmek istedim. Açıkçası şu anda Bahçeşehir Üniversitesi lisans bölümüne ders vermekteyim, lisans öğrencilerine. Aynı zamanda Narcade oyun firmasında full time olarak ses tasarımı yapmaktayım. Her zamanki rüyamdı ve işte bir şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu programda audio'nun temel öğelerini, bir parantez açayım. Ben de aynı zamanda Altı Hoca'nın öğrencisiyim. Master programında. En iyi öğrencilerim hepsi. Bu arada en sevdiklerim. Evet. Audio denilince aslında kapsayan birçok alan var. Bunlardan bir tanesi seslendirme.
diğeri ses efektleri, ki onların da yan dalları var. Ses efektlerinden, yaratımından ziyade bir de müzik kısmı var. Üç tane temel öğeye değineceğiz. Aynı zamanda oyun sesim, her zamanki düşündüğümüz film sesi yapısının dışında modüler bir yapıya sahip. Nasıl yarattıklarımızı bu yapının içerisine dahil edebiliriz gibi çeşitli farklı şeyler işleyeceğiz. Aynı zamanda bunları işte Logic, FMod veya Unity çok meşhur sonuçta. Unity'nin içerisindeki audio elementleriyle birlikte işleyeceğiz. Tabii amacım Yusuf Hoca da eğer şey yaparsa entegre, yapılan oyunlara entegre ederek ilerlemekte fayda var tabii ki. Yaratımların bir şekilde yerini bulması, belki de okumak, oyunları okumak, ne tip bir oyun ve nasıl bir audio ihtiyacı var, texture'ı nedir gibi şeyleri de birlikte çözümleyip programın sonunda full bir şekilde audio projesine de sahip olabilmek. Esas temel hedefimiz bu. Teşekkür ederim hocam. Batu hocam hazır mısın? Sesin açık. Evet, hazırım. Merhabalar herkese. Ben de Altı Hoca'nın öğrencisiyim. Bak şeyin kursundan. Şimdi böyle bitiren çok güzel yani gerçekten. Şimdi ben iki boyutlu tasarım konsept art dersi vereceğim size. Eğer yani şey yaparsak hepinizi alabilirse inşallah. Şimdi kendimden bahsedeyim çok az. Ben resim doktorası yaptım. Resim üzerine uzun yıllar çalıştım. Şimdi Okan Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Orada da temel sanat dersleri veriyorum. İllüstrasyon dersi veriyorum. Kavramsal proje dersi veriyorum. Şimdi ne yapacağız burada? Aslında belki de benim dersim biraz hem en eğlencelisi olabilir hem de en sıkıcısı da olabilir. Çünkü tabii ki konsept art dediğimiz zaman birazcık çizim yapabilmek gibi ilginç bir küçük başlık açılıyor. Ama öğrencilerime de hep diyorum, çok önemli bir ayrıntı size de burada demek istiyorum. Kesinlikle yetenekle doğuştan gelen bir şeyle alakası olmayan bir şey bu. Ben dersimde size çok basit teknik imkanlarla, küçük triklerle karakter yaratmayı, mekan yaratmayı, hatta bunun da ötesinde yani iyi çizmek şeyini bir kenara atarak bize verilen bilgiyi, daha doğrusu bir oyunun ifade etmeye çalıştığı duyguyu ve bilgiyi en doğru bir şekilde nasıl aktarırız ve bunu iki boyutlu bir yüzeyde nasıl yansıtırız, bunu öğrenmeye çalışacağız. İşte mesela suratların şekillerini öğreneceğiz, bedenlerin şekillerini öğreneceğiz. Mesela şirin bir beden nasıl olur, korkunç bir beden nasıl olur, onu öğreneceğiz. Mekanların renklerini, insanların kıyafetlerinin renklerini, böyle bir renk algısını öğreneceğiz. Çünkü renkler de çok önemli biliyorsunuz. Özellikle tasarım açısından oyunlarda. Böyle böyle adım adım çok basitten başlayarak gideceğiz. Kağıt kalem kullanarak bile takip etmenizi istiyorum. Yani hiçbir programla kısıtlamayacağız. Çünkü konsept tasarımı kesinlikle teknikle, programla alakalı bir şey değil. Bunu kolaj yaparak bile üretebilirsiniz. Yani bu aslında işin yaratıcılığına ve tamamen ifade ettiği duyguya dayalı bir alan. O yüzden rahat olun ve adım adım giderek amacımız seçeceğiniz kısa hikayelerle ve karakterlerle böyle bir küçük bir konsept dosyası, konsept art dosyası hazırlamak olacak. Bunun içinde renklerinden, karakterlerine, mekanlarına kadar bir sürü şey olacak. Eğlenceli olacak eminim. Tekrar altını çiziyorum. Korkulacak hiçbir şey yok. Çizim yapmak yani doğuştan gelen bir şey değil. Tamamen eğlenmek ve denemekle alakalı bir şey. Benim diyeceklerim bu kadar. Sorusu olanlar için de buradayım. Teşekkür ederim hocam. Arkadaşlar sorusu olan participant kısmında raise hand seçeneğine tıklayarak el kaldırabilir veya chatten sorabilir. Ben de biraz açıklama yapayım. Oyun tasarım ve programı alanında Türkiye'de pek bir okul yok şu ana kadar. Yani Türkiye için eğitim olarak yeni bir alan. Daha çok yüksek lisansta bir iki tane var. Özel okullarda yok. Biz de bunu yeni başlattık. Altı hocam sayesinde, onun öncülüğünde.
Bu programın şu an en büyük avantajı 9 farklı alanda uzmanlığı bir araya getirdik. Ve ilk başta süreçten dolayı online başlattık. Tabii ki online başlatmanın da bir avantajı oluyor. Maliyetler daha az olduğu için uygun fiyata alabiliyorsunuz. Yani çok uygun fiyata web sitesinden bakabilirsiniz. O yüzden bu süreçte faydalanmanızı isterim. Sorusu olan varsa direkt sorabilir. Hocalarıma teşekkür ederim açıklamalarından dolayı. Bir de YouTube tarafından bakayım. Şimdiki YouTube'da herhangi bir soru yok. Şuraya bakalım. Chat'te bir soru yok. Altı hocam, son bir paylaşmak istediğiniz bir şey var mı? Yani tekrar katılan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün dinlemeye geldikleri için. Çok soru olmaması umarım bizim iyi kendimizi iyi açıklamamızdan kaynaklandığını umuyorum en azından. Valla ben çok faydalı bir program olacağını düşünüyorum ve insanlara amaçlarını gerçekleştirme konusunda çok önemli katkımız olabileceğini düşünüyorum. Bu iyi bir kadro, güzel bir programımız var. Ve ortaya ürün çıkmasını istiyoruz. Ve bu ürünlerin de iyi bir yere götürülmesine aracı olmak istiyoruz. Bu süreci değerlendirmek isteyen, bizimle birlikte bunu kat etmek isteyen herkesi bekliyoruz. Ve şimdiden heyecanla beraber bu süreci atılmanın heyecanı içindeyiz diyelim. Böyle bir şey hocam. Teşekkür ederim tekrar. Beysi, sanırım YouTube'da bazı sorular var. Bakayım abi. Evet, WWISE ile ilgili bir arkadaş soru soruyor. Tamamdır hocam. WWISE sertifikası vermiyoruz. WWISE sertifikası dünyada veren kurum var mı onu da bilmiyorum. Açık konuşmak gerekirse. Teşekkür ederim hocam. Bu arada eğitim detaylarının olduğu linki chatten paylaşıyorum. Aynı zamanda YouTube'dan paylaşıyorum. Oradan sormuşsunuz. Son olarak bakayım. Tamamdır. Başka soru var mı? Mehmet Ali, benim görmediğim. Var bir tane. Oyun senaryosu yazanlar için önerdiğiniz bir yazılım var mı? Senaryo yazılımlarını biliyorum. Özellikle oyun senaryosunun üretilen bir yazılım var mı? Merak ediyorum diye sormuş Enes Özdemir Bey. Var. Hı. Yani Steam üzerinden satın alınabilen Artist Draft diye bir program var. Buradan chatten de yazayım adını. Tamamdır abi. O kullanılabilir. Sana bir soru daha gelmiş. Naratif dizayn için başka bir atölye ön koşulu var mıdır diye. Hiçbir ön koşul yok. Yani gayet en temelden başlayıp hikayede yapı nedir, işin için oyuncu girdiği zaman ne olur ve bununla ilgili nasıl ilerleriz, tamamen birlikte ilerleyeceğiz. Hiçbir ön koşul yok. Süper abi. Hocam, zaten soru gelmemesinin sebebi web sitesinde tüm atölyelerin konu konu başlığı dayak her şey paylaşıldığı için her şey çok açık ve net. Başka sorumuz yok galiba. Çok teşekkür ederim herkese. 40 dakikalık güzel bir toplantı oldu. Güzel bir ders oldu. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bayram sonrası başlıyoruz. Hoşçakalın. Eyvallah, teşekkürler. Sağ olun geldiğiniz için. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. İyi günler. Allah'a emanet.